borçlar hacizden daha tehlikeli. Çünkü mahkeme yoluyla icraya verip haciz dediğin o 200 sene sürer. Ama UÇK'lı borç 15 gün içerisinde karar çıkar. Futbol Federasyonu 15 gün içerisinde sana transfer hesabı koyar. Bunların bilinmesi lazım. Ben yine inanıyorum ki bir yönetimin önümüzdeki sezon daha başarılı olacağımız. Şampiyonluk, Hüseyin Başkan neyi bilir? Kadro meselesidir. Bir dönem çatabilir. Bu dönem böyle olmayabilir. Ama önümüzdeki seneden ben de umutluyum. İnşallah daha iyi bir seçici bir sporcu alarak başarılı olacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bütün yönetici arkadaşlarımıza da başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de Neşet Başkan'a bir şey demek istiyorum. Niye bir dönem önce başkan gelmedi de bir belediye başkanı verdiği bu söz çok önemli bir şey. Başkanım. Hani pazar spor tarihinde demeyeyim eski dönemlerde ama son 10-15 senedir pazar belediyesinden en ufak bir nemalanma çok cüzdiler vardır. O kadar sevmeyeyim ama şu anda çekirdek parası olacak nemalanamamıştır. Komşumuz Çayeli. Bir bildim bakın. Çayeli Belediyesi'nin Çayeli Spor'a yaptıklarının başkan yarısını yapsan yeterli pazar spor. Bütün yarısını yapsınlar. Yani o yönden tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bir de içinde ukde olan bir şey var. Son paragraf. Geçen sene yok başka konuşan olmadığı için geliyorum. Geçen sene bu yine Mali Kongre'de Hüseyin Başkan'a devrettiğimiz zaman kulübü burada bir teşekkür konuşması yapmıştı. Bunu demeden geçemeyeceğim diye. Ama benim için belki antipatik olur ama olsun. Teşekkür konuşmamda kulübe yardım eden kişilere tek tek isimlerini söyleyerek bu şahıslara işte bize kulübe bağış ettiği için çok teşekkür etmişti. Oturduğum zaman başkan mikrofona çıktı. Ya Mustafa dedi, herhalde dedi Osman aşkım bak unuttun, onu söylemeyi unuttun dedi. Ben de sesimi çıkarmadım hiç. Önceki dönemlerde ilk senemizde 3'e 5'i bizimle biz Osman aşkım bak bakanımız bize şey yaptı, yardım etti ama küme düştüğümüz sene maalesef o zaman bir kuruş para alamamıştı. Bunun için teşekkür etmemiştim başkan, bunu bilesin. Ama sizi tebrik ediyorum. Çünkü ikili ilişkiler, her türlü diyaloglarla o paraları almak çok önemli bir şey. İnşallah önümüzdeki dönemde alırsınız ve pazar spor hak ettiği yere gelir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Taşkın, teşekkür ederim. Azmi Bey'e verir misin? Oraya gel. Mustafa Başkan denetleme kurulunun işte hesapları yok, borçları, bugünkü borcu nedir diye sorular soruldu da denetleme kurulu Mali Müşavirlik Kurumu değil. Denetleme kurulunun görevi tüzüğe aykırı, yasalara aykırı işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek. Ayrıca bunun bir de Pazar Spor Kulübü'nün itibarına zarar verecek şeyleri rapor etmektir. Yani denetleme kurulu, Mali Müşavirlik Kurumu gibi bütün gelirini, giderini ortaya çıkaracak bir kurum değil. Onun haricinde 30 yıldır ya da işte 35 yıldır kulübü yönetip, kulübün içinde muhasebeciniz yok. Kulüp evrakla her şey farklı farklı yerlerde. Yani şimdi yöneticilik yapıp da bugün bu başka bir şeyi doğru yapılan işi eleştirmek de çok garip bir yer. Teşekkür ederim. Aslında ben konuşmayacaktım da basın mensubu Abdullah Uzun Kaçkareli.com'da Demir Ören Haber Ajansı'nın pazar temsilcisiyim. Şimdi burada dönüp dolaşıyor, hep ekonomik istikrar ele alıyor. Ben şuradan acizane fikrimi söyleyeceğim. Başkan da zaten telefonla kendisiyle konuştuğumuzda dedi ki her şeyi dedi, söyleyebilirsiniz dedi.
Bundan önce biz bir kongre dönemi yaşadık. O kongre döneminde yine pazarlanan iş adamları geldiler, aday oldular. 50 tane laf dedik onlara biz. Aslında onların elinde ekonomik olarak çok büyük bir meblağı vardı. Ve pazar sporu bulunduğu konumdan daha üst bir konuma çıkartacaklarını söylediler. Ne yaptık? Yaptıksa kendi içimizde bu arkadaşlarımız bu pazarlara görev vermedik. Verseydik de bir deneseydik ki bunlar acaba bunu yapabilirler miydi? Şimdi bakıyoruz başkan Mustafa Bey'in geçmiş dönemdeki sıkıntıları anlatıyor. Bu dönemdeki sıkıntılar da gündeme geliyor. Acaba o arkadaşlara biz o dönemde bir görev verseydik bu sıkıntıları yaşar mıydık? Ben başkana bunu sormak istiyorum. Pazar sporun belirli bir delege üyesi var. Seçimi hep bunlar yapıyor. Dışarıdan vatandaşlar her ne değilse gelip buraları kullanamıyor. Veya kullanmıyor. 5 kişiyle 5 tane 10 tane oyla beraber seçimde kazanıp gidiyor. Yani bu Abdullah Uzunmuş, bir başkası olmuş. Pazarlar geliyor buraya dediler ki biz bu pazar sporu ayağa kaldıracağız. Sponsor olarak da o zamanlar isim olarak zikretmişlerdi. Smart Holding. O pazar sporda da sponsor olacağını söylemiştiler. Olmadı. Gitti Çayır Sporu Bal Ligi'nden 3. ligiye çıkarttı. Bu arkadaşlarımızın önünde biz niye açıyoruz? Hüseyin Yandın çok. Hüseyin Yandın denince pazar spor, pazar sporu denince de Hüseyin Yandın aklına geliyor. Bu doğru. Yaptığı yerlere kimse söyleyemez. İnkar edemez. Ben de etmiyorum. Beraber yönetimde de çalıştık kendisiyle. Altyapıda 3 senede antrenörlük de yaptım ben. Çok büyük desteklerini gördüm. Allah göstermesin. Hüseyin Yandın bugün öldü. Pazar sporu bitti mi? Peki Hüseyin Yandın arkasında gelecek olan kimse yok mu? Bu pazar sporu kurumsal, hani kurumsallıkta bahsettik ya, nasıl kurumsal hale gelecek? Alttan birileri gelmiyor, bir iş adamlarının önünü açmıyorsa, biz bunlara destek vermiyorsak, hadi bir dönemde siz yönetin diyemiyorsak, böyle bir şey cesaretinde bulunamıyorsak ve onları da küstürüyoruz. Bak şimdi burada yine hep aynı adamlar, ben kaç senedir geliyorum, hem olağanüstü kongreye geliyorum, hem mali kongreye geldim. Yine aynı insanlar, aynı arkadaşlarımız. Niye pazar sporu halka açılamıyor? Acaba bu niye araştırılmıyor? Hepsi pazarlı arkadaşlarımız bu yönetim bulanlar. Yani İstanbul'da yaşamasına rağmen, Ankara'da yaşamasına rağmen yine bu pazarlı evlatları bunlar. Yani ben bunu çok o dönemdeki seçimde bu arkadaşlara bir fırsat verilmesini çok istedim. Hatta çok büyük bütçelerle buraya geleceklerini söylediniz. Ve o dönemde onlara destek olmayanlar, şimdi eleştirdiğimiz Mustafa Taşlı'na diyorlar ki senin bu kadar borcun vardı, bu kadar borcun vardı. Olabilir, bu futboldur yani. Elbette ki kulübün, belediyenin de borçları var. Borcun olmayan kulüm yok ki. Onu diyemezsiniz. Geldiniz mi göreve? Bu kadar borç aldık, bu kadar onu yaptık, bunu diyemezsin ona. O zaman gelme kardeşim, bunu biliyorsun sen. Ödeyeceksin ki geleceksin. Birisi bu. İkincisini söyleyeceğim. Şimdi Başkan Hüseyin Yandın görevi devraldı. Bakıyoruz, biz pazarda basın, 3-4 kişiyiz biz. Başkan da yok yani. Başkan Yandın iş adamlarına, kendisine destek verenlere tek tek gitti isimleri yazdı, forma verdi. Kendisine soruyorum, pazardaki basını bir defa ziyaret etti mi? Peki onlar mı size sadece destek veriyor? Biz pazar basını olarak buradaki pazar sporun haberlerini ulusal bazda, yerel bazda haber yapan kim? Biz. Siz söyleseniz de, söylemeseniz de, bize kızsanız da, kızmasanız da biz pazar sporun haberlerini yapacağız. Bizim hedefimizde siz yoksunuz. Biz pazar spor için varız. Ama bugün pazar sporun başında siz varsanız size saygı duyuyoruz. Yani siz değişeceksiniz, bir başkası gelecek. Ona da saygı duyacağız. Biz diyoruz, Hüseyin Yandın veya Abdullah Uslu da bu pazar spor kayıp olmayacak. Pazar spor bir kuruldur, bizim için değerli olan odur. Onun başında birisi olmuş veya olmamış. Bu önemli değil. Olmuştur, iyi yapmıştır, çok iyi takdir ediyoruz. Kötü yapmıştır, Mustafa Bey gibi eleştiriliyor. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ben sadece bunları diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Fatih Bey. Evet dostlar, başka sorusu olan bütçe konusunda, idari konuda, futbol konusunda. Tüm baktığınız gündeme geldi. Şimdi Sayın Başkan geliyor. Şimdi evet, o zaman Sayın Başkan.
Başkanım, azim etmiş sevgili seyircilerim. Ben önce Hüseyin Yandı'nın yönetimine bu tesisi tekrar kulübün bireysine kattığı halı sahibi üstünlüğü açtığı için teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri söyleyecektim ama bunların çoğunluğu da ben şu an ardından bunu da dile getirdim. Başkanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vekilim ele getirdim çoğunluğu. Ben bir şey daha hatırlamak istiyorum yönetime. Önümüzde federasyon seçimi var. Pazar Spor Yönetimi Kurulu ABC planlarını yapıp hedefini belirleyip hedefine göre bütçe, hedefine göre hoca, hedefine göre futbolcu kadrosunun çalışmasına bugün başlaması lazım. Yarın geç, bugün geç değil ama yarın geç olacak. O yüzden ben bunu hatırlatmak istedim. Herkese saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Başkan size kürsüye alalım. Seni kürsüye alalım başkan, sorulara cevap. Öncelikle gündemimiz ve yasa gereği benim konuşmamdan sonra toplantı kapanacağı için konuşmak isteyen arkadaşlar varsa hala bir söz verebiliriz yani. Soru cevap olmayacak, onu söyleyeyim. Toplantının formatı bu. Başkanım şöyle ben seninle bir konuşmak isteyen eleştiri önerisi varsa benden önce konuşabilir. Yoksa konuşmama başlıyorum müsaadenizle. Teşekkür ediyorum. Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu üyelerim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Eski Teftiş Kurulu Başkanı, Osman Orman Bakanlığı ve kadim Pazarspor üyesi Şahin Baltarımız, değerli hazırım, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Pazarspor Genel Kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, misafirler, hepiniz Yüksek Divan Kurulu toplantısıyla birlikte yapılan Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu toplantı bir küçük yapılan bir toplantı değil, yani bir mecburi toplantı değil. Biz yönetim kurulu üyelerinin hesap verme adına, bilgilendirme adına ihtiyacı olarak yaptığımız bir toplantı olduğunu hatırlatalım. Yani mecburi bir toplantıda biz hesap vermekten çekinmeyiz, hesap da veririz. Hesap da sorma yeri burasıdır, hesap da sorabilirsiniz. Peki birkaç tane de verecek cevaplarımız var. Sözlerimin başında toplantı başında andık. Aramızdan ayrılan faal yönetim kurulu üyesi As Başkan'a ayrılan, edebiyete intikal eden değerli kardeşimiz Ömer Rasim Atabey'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Değerli ailesine başsağlık diliyorum. İki tane çocuğu ve ailesi olmak üzere başta sabırlar ve metanetler diliyorum ailesine ve camiamıza. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Genç yaşta üzüntümüz sonsuz. Çok uğraştı, yaşam mücadelesi verdi. 4 ayın sonunda kaybettik. Umarım ama kulüp, ama belediyemiz bu genç kardeşimizin ismini pazarda bir yerde yaşattır diye düşünüyorum. Bu konuda belediyemizden de taleplerimiz olacak. Bir caddeye sokağa ismi verilebilir, pazar sporu tesisine ismi verilebilir. Çünkü uzun yıllar birlikte çalıştık. Pazarı seven, pazar sporu katkı olan bir kardeşimizdi. Tekrar rahmetli anıyorum. Bunun dışında komşu ilçemiz Çayeli Spor, 3. ilge çıktı kendilerine tebrik ediyorum. Rize futbolu adına önemli bir olay. Süper Lig'de bir takım, 3. ilge 2 tane takım. Onun için gelmesi önemli. Tekrar tebrik ediyorum ve ufak bir geçmişten bir anı paylaşacağım. Çayeli Spor 3. ligde, biz de 3. ligdeyiz. Yeni alındık. Mustafa Bey daha iyi bilir. O zaman Türk Sporu Teşvik Fonu'ndan kulüplere destekler yapılıyor. Şimdi Bey Başbakan Allah işte Çayeli'ye aslan payını vermiş. 950 milyon lira o zaman parası. Ardıcan Spor'a 450 milyon lira vermişler.
Pazar sporada 150 bin lira. Yani Çayeli'nin 6'da biri, işte Ardıcı'nın 3'te biri. Şimdi o zamanki başkan da biraz da siyasete doğacak. Farklı olduğu için ana vatanı. Kıyameti koparıyor. Şuna bu kadar böyle altın atıverdi bilmem ne. Ben de o zaman daha yeni yöneticiyim. Ya dedim başkan, sen dedim bırak onları. Bize verilen para nasıl para güzelim? İyi para. O zaman dedim sesini çıkartma. Bize verilenle bizi idare edelim. Bak göreceksin dedim. O fazla paralar dedim birbiri gidecekler. Ertuğrul'a kavradım. O sene 950 alan Çayeli Spor Amatör Kümeye düştü. O gün 30 küsur sene önce geldi. Bir sonraki sene de Ardıcı'nın spor düştü. Yani çok para, biraz burada konuşuyoruz da, futbolda kolay para demeyeyim, çok para demeyeyim de, kolay para, futbolda iyi para değildir yani. Kolay para çabuk harcanır. Bizim de zaman zaman böyle kolay para sahip olduğumuz zamanlar olmuştur. Onlar da böyle tek tek biraz sorulamaya gerek yok. Benim tecrübelerime göre spor kulüpleri parayı zor bulacak. Özellikle başka yöneticiye zor bulacak ki bulamadığı zaman cebinden verdi mi cebi yanacak. Yoksa havada bulup tavada yediğiniz zaman başarı yakalamak mümkün değildir. Bu örnek gösteriyorsunuz işte süperlikten havada. Hepsi zamanında parayı kolay bulmuşlar, kolay harcamışlar, borçlanmışlar, sözleşmeler yok olmuşlar. Pazar sporu bana gören gibi gözlediği bu kadar yaşıyorsa parayı zor bulmasından lazım. Şimdi başından beri başlayayım. Madem Mustafa Parlak aramızda kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Pazar sporun daha başından beri var olmasının temel taşlarından biridir kendisi. Profesyonellik alınma sürecini başlatan, düşünüldü alan, dilekçeyi yazdıran, yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Parlak milletvekilinden ta rekabet kurum başkanlığı bırakana kadar da ciddi destekleri olmuştu. Özellikle başkanlığın döneminde rekabet kurum başkanıyken yani bugün şu bahsettiği 31 milyon liranın herhalde %50'sini Sayın Başkan karşılıyor. Yani bütçe bizim yarısına o günün rakamlarından müftedir sponsorluklarla çok önemli bir büyüğümüzdür. O zaman bir sözüm vardı. Mustafa Parlak'a ıskırağını ve beyaz sırtında taşırım diye söylemişimdir. Yani onu fazlasıyla hak ediyor. Aynı şeyi inşallah bakanımız işte söyleyeyim. Bakanı da bakan işte demişim ki senin de ıskırağını buraya kadar taşırım demiştim. Ne buraya kadar götürmem. İnşallah ne buraya kadar götürecek desteklerine devam eder. O da aynı sıfatı bizden alır. Mustafa Parlak önemli bir yani Şuayb abimiz de Pazar Spor yıllarında Orman Bakanlığı'nda görevliyken yaz kamplarımızda çok ciddi destekleri olduğunu hatırlarım. Bu büyüklerimize hem katıldıkları için hem geçmişte yaptıkları hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sırasına gelince sponsorlarımız bahsettiğiniz Mogan Gülüş Holding ciddi bir sponsor. Başkan Vekilimiz Uğur Aslan'ın da destekleriyle, kendi ilişkileriyle bu seviyeye getirdi. Yani 100 bin dolar gibi bir seviyede forma görüş reklamı aldık. Önümüzdeki sırada bunun artacağını söyledi. Kendileri de zaman zaman konuşuyoruz. Daha fazla veya isim sponsoru olunabilir mi işte? Smart Holding dediğiniz gibi bir isim sponsoru. O konuda da Uğur Bey takım çalışmalar yapacaktır. Onun yanında forma hediye sigorta, boşver tekstil, ayakkabı dünyası esas söylediğim gibi ve yotu boya bizim forma sponsorlarımız işte bütçede de gördüğünüz ciddi rakamlar değerli etti. Onun dışında Akardenizcilik, Asim Akar, Erdenizcilik Can Bey, Adnan Naiboğlu, Mahmut Asmalı, Müsteat Başkanı, Çoroğlu İnşaat Yaşar Kurulu gibi yani önemli rakamlardan bahsediyorum. Destek olduğuna bizlerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde yönetim kurulayımız Abdullah İstanbul'da Pazar Spor'un bütün kara ulaştığımız sponsorun Türkiye genelinde sadece izledi. Hem de karşılığı bize büyük katkı sağladı. Kendisine elbette yönetim kurulayımız olarak yapıyor ama bu özel bir destekti. Ona da teşekkür ediyorum ve birlikte çalıştığım yönetim kurulayı arkadaşlarımın destekleriyle başta Uğur Aslan, Recep Üfkoğlu, Cemil Sabah ve Vedat Naymur'la birlikte bütün arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum.
Şimdi size açıklayayım. Sorulara cevap vereceğim. Faaliyetlerimizden bahsettim. Şimdi bulunduğumuz bu otel İmece usulüyle yapılan, benim şahsım büyük katkı sağlamış olmama rağmen o federasyonun destekleri ve hemşehrilerimizin de desteğiyle yapılan, bugün yanılmıyorsam 3 milyon euro yapamazsınız bu otel. O gün şartlarında 1,5 milyon euro'ya mal etmiş.